Merhabalar, ben Profesör Doktor Osman Kızılkılıç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Nöroradyoloji Bilim Dalı'nda da başkan olarak görev yapıyorum. Avrupa Nöroradyoloji Derneği'nde sınav komisyon üyesiyim ve Türk Nöroradyoloji Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Radyolojide yapay zeka son yılların artan popüler konularından bir tanesi. Bu kadar ilgi olmasının sebebi radyolojinin artık tıpta tanı yöntemi olarak çok önemli bir yere ulaşması yanında özellikle radyolojinin insan gözüyle ayırt edilemeyen bir takım detaylarının bilgisayarlar yardımıyla makine öğrenmesi ve yapay zeka modüllerinin kullanımıyla kolaylaşmış olması ve bunların günlük hayatımızda hastalarımıza tanı koymakta, takiplerini ve tedavilerini yönlendirmekte kullanılıyor olması, acil servislerde akciğer sönmesi pnömotoraksın tanısından, meme kanserinde özellikle gözle ayırt etmenin çok zor olduğu mikrokalsifikasyonlar ya da tümör başlangıç lezyonlarının tanınmasına, beyin tümörlerinde tedaviye iyi cevabının görülmesi gibi birçok alanda kullanılıyor. Bunun dışında son yıllarda inme tedavilerinde akut dönemde trombektomi tedavilerine yön veren büyük damar oklüzyonlarının saptanması, makine öğrenme ile özellikle radyoloji uzmanına ulaşmanın zor olduğu, uzakta yaşayan hastaların görüntülerinin teleradyoloji sistemleri üzerinden aktarımıyla yapılan uzaktan eğitimler, uzaktan tanı koyma yöntemleri gelişmekte. Bunun yanında cep telefonları gibi çok basit aplikasyonlar üzerinden ya da herkesin cebinde bulunan bir yazılım üzerinden de bunların yapılması mümkün. O nedenle radyoloji alanını genişletiyor. Radyoloji tanı koyma yöntemlerini yapay zeka yöntemleriyle daha güçlü hale getiriyor. O yüzden radyoloji geleceğin de temel tıp yöntemlerinden bir tanesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.